Bugün Malazgirt zaferi yani Türklerin Anadolu'ya girişinin yıl dönümü. Bu sene kutlamalar işte enteresan tabii pandemine dönemine denk geldi. Orada da iktidarın bir enteresan tavrı söz konusu. Bu sene aslında görece şimdi de görkemli diyebiliriz. Çünkü şöyle önce Ahlat'tan başlanıyor. İşte çünkü Malazgirt'ten önce Alparslan Ahlat'a girdi. Oradan Malazgirt'e diye Bitlis Ahlat. Cumhurbaşkanı Erdoğan malum Ahlat'ta bir saray yaptırdı kendisine. E ilk önce bu saray açılışı yapıldı. Orada kutlamalar yapıldı. Daha sonra Malazgirt'e geçildi. Şimdi enteresan Erdoğan'ın Ahlat'taki sarayı 32 dönümlük işte Selçuklu mimarisi. ve aslında geçtiğimiz aylarda bu saray epey gündeme oldu. Çünkü pandemi başladığında işte Mart Nisan ayında çoğu inşaatlar durdu. işte iş yerleri evden çalışmaya geçti falan. Ama bu inşaatın Ahlat Sarayı'nın yapımı sürmüştü. Şimdi sarayın yapımı bitmiş, açıldı da Cumhurbaşkanı da Malazgirt'ten önce Ahlat'a gitti ve bir gece sarayda kaldı. Böyle bir detay var. Böyle bir saray detayı var. Bu enteresan. Sonra da işte Malazgirt'te kutlamalar. Orada Cumhurbaşkanının verdiği mesajlar da var. Nasıl kutlamalar? Şimdi bir yandan tabii Malazgirt'te Ahlat'ta böyle Malazgirt kutlamaları, Türklerin Anadolu'ya giriş zaferinin zaferinin kutlaması. Öte yandan da boynu bükük kalmış 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Şimdi niye boynu bükük kalmış ona geleceğim. aslında geçen sene şunun altına çiziyor kaynaklar. Geçen sene Malazgir kutlamaları daha görkemli yapılmıştı. Binlerce kişi On binlerce kişi katılmıştı. Bu sefer 2071 kişi katılıyor. Sadece işte efendim pandemi kurallarına uyuluyor, işte mesafe konuyor, maske takılıyor falan deniyor. Yalnız dün ahlaktan gelen görüntüler pek de öyle değildi. Yani Ahlat Sarayı'nın bahçesi epey kalabalıktı. Çok öyle sosyal mesafe görüntüleri de yoktu. Doğrusunu söylemek gerekirse. E i̇şte atlı sporlar var çeşitli. İşte cirit şudur budur, işte ok atmaca, cirit tutmaca falan bu tip e işte ne diyelim? geleneksel diyebileceğimiz Türk sporları yapılıyor bu festival kapsamında. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da Anadolu Ajansı'na konuşmuş. Enteresan. Bir paragraf alıntı yapmış Anadolu Ajansı. Şimdi gülümsüyorum çünkü bu bir paragrafta beş kere Okçular Vakfı demiş. Malazgirt Belediye Başkanı. Not aldım. Okçular Vakfı ile koordineli çalışıyoruz. Okçular Vakfı'nın büyük emeği var demiş. Konser olacakmış. Konseri iptal ettik diyor. Kısa öz kutlamalar yapacağız diyor. Okçular Vakfı'nın özelliğine malumunuz Bilal Erdoğan yönetiminde. Okçular Vakfı'nın onun için... Çok ilginç gerçekten. Malazgirt Belediye Başkanı 6-7 cümle kurmuş. Dördünde Okçular Vakfı geçiyor. Okçular Vakfı'na çok teşekkür ediyor. Anladık yani bu sene Malazgirt Zaferi kutlamalarında Okçular Vakfı çok etkin. Onu anlamış oluyoruz Malazgirt Belediye Başkanı'nın özellikle altını çizmiş olmasıyla. Sağ olsun. Şimdi e, tabi burada dikkat çekici olan ne? Dikkat çekici olan şu İçişleri Bakanlığı bir genelge yolladı. Bu genelge geçtiğimiz günlerde de gündem oldu. Ve dedi ki İçişleri Bakanlığı 30 Ağustos kutlamaları sınırlı yapılsın. Salgın dönemindeyiz. Onun için sınırlı kutlamalar yapılsın. Bu da gündem oldu. 30 Ağustos'u kutlamak yasaklandı diye. İçişleri Bakanlığı da hatta bunu söyleyenlere çıkıştı. Ne yasaklaması kardeşim diye. Böyle tweet atanlardan bir tanesi bendim. Sonra İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da paylaştım. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sitesinde duruyor. Girip bakabilirsiniz. Şunu diyor İçişleri Bakanlığı. Ha tabii yasaklama mı? A, yasakladım demiyor açık açık. Yani 30 Ağustos kutlanmayacak demiyor İçişleri Bakanlığı. Şöyle diyor. İşte pandemi var, salgın koşulları var. İşte yüz yüze etkinlikler yapılmasın. Kalabalık etkinlikler yapılmasın. Mümkün olunca etkinlikler online'a taşınsın. İşte çelenk bırakma gibi faaliyetler yapılabilir. Şunu diyor İçişleri Bakanlığı yani. Gidin işte 3-5 kişi çelenk bıraksın. Hadi yallah bitsin gitsin. Ya aslında burada hakikaten bir ikilik yaratılıyor ve bu yanlış bir politika. Şimdi bu ülkenin tarihinde Malazgirt zaferi varsa 30 Ağustos zaferi de var bir zahmet. Yani Malazgirt 949 yıl önce olmuş. Daha şunu şurasında yeni kazandığımız Kurtuluş Savaşı aslında bakacak olursanız. Ama böyle bir ikilik yaratılıyor. Yani burada devletin bir sahip çıktığı Malazgirt zaferi var. Bir de öksüz bıraktığı bizim Kurtuluş savaşı zaferimiz var aslına bakacak olursanız. Yani acı gerçek bu. Karşılaştığımız tablo bu. Aslına bakarsanız. Yani hiç lafı dolandırmadan bunu söylemek gerekiyor. Ha bunu söyledim diye kızacaklar belki. Ama öyle. Yani bir yandan işte Cumhurbaşkanı gidiyor. Orada 2071 kişi işte ciritler atılıyor, oklar atılıyor, bir şeyler yapılıyor falan. E, Ahlatta saray açılıyor. E, Malazgirt filminin gösterimi yapılıyor ilk kez Malazgirt 1071 filmi çekilmiş. Yüksek bütçeli bir film. O filmin gösterimi yapılıyor. Kalabalıklar toplanıyor. Böyle bir zafer kutlaması yapılıyor. Ama öte yandan 30 Ağustos için deniyor ki ya işte e, online bir takım şeyler yapılsın. Çok da büyütülmesin. Salgın var. E, salgın 30 Ağustos'a varsa Malazgirt'e yok mu salgın yani? Bu nasıl salgın? Nasıl salgın yani? Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleyle ilgili konuştu. Ee, zaten CHP genel merkezinden CHP'li belediyelere bir talimat da gitmişti 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılsın diye. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu diyor ki 30 Ağustos'u bu millet kutlayacaktır, belediye başkanlarımız da öncülük edecek diyor bir de ekliyor Cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmak istiyorlar diye böyle bir çıkışı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Son dönemde e, CHP e, kendi tabanı tarafından da eleştiriliyor. Şöyle ki CHP'nin doğru düzgün muhalefet etmediği eleştirileri yöneltiriyor şimdi CHP'nin pozisyonu işte en son Ayasofya'nın mesela açılması meselesinde ya da işte Joe Biden meselesinde CHP keskin şeyler söylemekten kaçındı hani Ayasofya konusunda da kutlamakla yetindiler bir şey söylemediler müzeyken tekrar cami olarak ibadete açılması konusunda bu laik cumhuriyetin temellerinden birinin sarsılması CHP bu konuda niye tepkisiz kalıyor diyenler oldu. İşte şunu söyleyenler var. Yaklaşan seçimlerde CHP AK Parti tabanından oy almaya çalışıyor. Onun için merkez sağ seçmeni daha önce AK Parti'ye Oy vermiş, seçmeni kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle daha sakin bir politika izliyor. Keskin şeyler söylemiyor diye yapılıyor bunun izahı. Ama bu sefer de şöyle söyleyenler var. Ama bu politika yüzünden, CHP'nin bu politikası yüzünden, hani AK Parti'nin karşısına duracak hiç kimse yok. Cumhuriyet temellerinden sarsılıyor Türkiye Cumhuriyeti. İşte e, layık niteliğini yitiriyor. CHP'de bunu sadece izlemekle yetiniyor diyenler var. şimdi bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Bayramı konusunda böyle bir çıkışı olmuş. Aslında son dönemde gördüğümüz özellikle CHP işte 5 büyük belediyeyi aldıktan sonra milli bayramın CHP'li belediyelerce milli bayramların coşkuyla kutlandığını mümkün olduğunca gördük. Böyle bir sahip çıkması var CHP'li belediyelerin ama maalesef de devletin hükümetin bu bayramları yok kabul etmesi, elinin tersiyle itmeye çalışması var ve bu çok üzücü. Çünkü toplumu toplum yapan şeylerin başında asla duygudaşlık geliyor. Yani bunu yitirdiğiniz zaman ulus olma fikrini de yitiriyorsunuz. Bu tehlikeyle, yani bence burada iktidar ateşle oynuyor gerçekten. Çünkü kimi zaman bakın yani çeşitli, çok çeşitli hani ulus modelleri, tecrübeleri var. Ne bileyim Amerika'ya, Kanada'ya bak mesela ortak dil bile din de değil ortak işte etnisite de değil ama bir duygudaşlık söz konusu. Bir takım ideallere hep beraber sahip çıkma ee, ve bir takım duyguları paylaşma yani ulusu ulus yapan şey bu. Şimdi iktidarın bu mesela bu bayramları seçmesi yani İstanbul'un fethini kutlayalım, Malazgirt'i kutlayalım ama öbürleri 23 sene 19 Mayıs es geçelim, yalandan kutlayalım. Bu duygudaşlığı öldürüyor. Bu gerçekten ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ve umuyorum tamam burada anlıyorum iktidar kendi tabanını yeniden konsolide etme, yeni bir tarih yazma, işte... E, aslında hani yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurma sevdasında. Ama bu, bunun için Türkiye'nin %80'i %90'ı buna tamam demiyor. Yani %50'si de bu projesinde iktidara soğuk bakıyor. Ve dolayısıyla ciddi bir yarılmaya yol açıyor. Bu onun için ateşle oynamak olduğunu düşünüyorum. Ve umuyorum yani iktidar bu ayrıştırıcı politikasından vazgeçer. Ha ve tabii CHP ne yapacak buna karşı? Onu da hep beraber göreceğiz. Bakalım 30 Ağustos'ta CHP'li belediyelerin ne gibi hazırlıkları olacak. Bir de tabi salgın tedbirleri var. Ne kadarına izin verilecek? Bunu da takip edeceğiz. Şimdi bu Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı oldu. Aslında enteresan. Diyor ki şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olmayanların bugün yine arkalarını Avrupalıları alarak karanlık peşinde koşmaları tarihten ibret almadıklarının alamadıklarının işaretidir demiş. Yunanistan'a söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan'la Türkiye arasında Akdeniz'de malum bir sürtüşme var. Aslında burada iç içe geçmiş farklı meseleler var. Bir işte Ege'de adaların kıta sağanlığı mı var, kara suyu mu var meselesi. Bu aynı şekilde Doğu Akdeniz'e de yansıyor. Kıta sağanlığı kara suyu mu çekişmesi. Ve tabii bu çerçevede e, kararlaştırmaya çalışılan e, münhasır ekonomik bölge meselesi var. Ve işte Türkiye'de bu münhasır ekonomik kendi iddia ettiği münhasır ekonomik bölgesinde doğalgaz aramaya çalışıyor. İç içe geçmiş meseleler. Şimdi biz diyoruz ki, Türkiye diyor ki adaların kıta sahanlığı yoktur. Ege'de Ege özel bir denizdir. Kıta sahanlığı olamaz. Kara suyu vardır. Burada kıta sahanlığı hesabı yapamayız diyoruz. Ama Kıbrıs için işte Kı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını iddia ederken Kıbrıs'ın bir kıta sahanlığı olduğunu söylüyoruz. Yunanlılar da diyorlar ki sen burada seç beyan yapamazsın. Eğer Kıbrıs'ın kıta sahanlığı var diyorsan e, o zaman Meis'in de kıta sahanlığı var diyorlar. Biz diyoruz ki Meis'in kıta sahanlığı olamaz kara suyu olur. Şimdi tabi bu meselede aslında sadece burada sürtüşme yaşayan biz değil yani Yunanistan'da biz değiliz böyle tartışmalı denizler var ve anlaşıldığı kadarıyla anladığım kadarıyla farklı adalar için uluslararası hukuk farklı kararlar vermiş. Yani o adada ne kadar nüfus var o adanın statüsü ne işte ana olan yakınlığı ne işte kimi adaların kıta sahanlığı tanınıyor kimilerinin ki tanınmıyor. Şimdi burada aslında Yunanistan'ın da tezlerine Avrupa çoğunlukla soğuk bakıyor yani meyilsin siz tutup da hakikaten kıta sahanlığı vardır. Bunu kimse kabul etmez. Yani ne diyorsun sen diyorlar Yunanistan'a. Yunanistan'ın şeysine, ta tavrına burada. Şimdi Yunanistan'ın tezini kabul etmiyor Avrupalılar. Peki ne olacak? Bir ara ara yol bulunacak. Yani bugün Almanya onu yapmaya çalışıyor. Biz maalesef Yunanistan'la oturup da kağıt üzerinde anlaşamadık. Yani bunu beceremedi Türkiye ile Yunanistan. Her iki ülkenin de kendine göre işte sert izlediği bir dış politikası var ve prensipleri var. O nedenle şimdi araya Almanya girmiş durumda. Alman Dışişleri Bak Dışişleri Bakanı Hayko Maas önce Atina'ya gitti. Sonra işte Ankara'ya geldi. Dışişleri bakanlarıyla görüştü. Aman etmeyin, tutmayın, kavga etmeyin, savaş çıkarmayın. Gelin bu işe kağıt üzerinde bir çözüm bulalım diyor araya Almanya girmiş durumda Aslında Almanya'nın dönem başkanı olması şu anda Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya Vallahi hakikaten Bence Türkiye içinde bir şans Çünkü birincisi Hani Almanya Türkiye'ye nasıl söyleyeyim daha sıcak bakan bir ülke görece bir de Merkel gerçekçi bir lider hani şöyle düşünüyor Türkiye yakın bir süre içerisinde AB'ye nasıl olsa üye olmayacak Türkiye'den biz beklentilerimizi değiştirelim. Türkiye'yi ben iyi bir ticari partner olarak görüyorum ve kaybetmek istemediğim bir siyasi partner olarak görüyorum. Almanya meseleye böyle bakıyor ve öyle bir dış politika yürütüyor. Şimdi Hayko Maas'ın da tavrında bunu görüyoruz. Ee, Türkiye ne diyor peki? Türkiye şunu söylüyor Yunanistan bir türlü bu meseleye yapıcı yaklaşmıyor, bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Onun için ben burada sert gücümü gösterdim, askeri gücümü gösterdim. Yunanistan'ı Yunanistan masaya çekeceğim. Yunanistan'ı çözüme zorlayacağım diyor. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bakalım Almanya'nın Mekik diplomasi ne işe yarayacak? Bir de tabii bu ateşe daha odun taşıyan Fransa'sı var. Yani Fransa aradan çıkmış Yunanistan'a destek veriyor. Şimdi işte Yunanistan, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Fransa bir de İtalya ortak tatbikat yapıyorlar Akdeniz'de falan. İşte Türkiye'ye bir mesaj yolluyorlar. Almanya da burada arayı soğutmaya çalışıyor. Ee, yani ne, tabii ki burada Türkiye'nin tavrı net. Türkiye kendi hakkını korumak istiyor. Ama bir de işte işin şu tarafı var. İşte bir de işin içine bu münhasır ekonomik bölge meselesi girdi dedim ya. Ee, ne olmuştu? Ta 2007 yılında burada aslında Güney Kıbrıs gitti. İşte Lübnan'ı ile Mısır'ı ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Ee, en en sonda Yunanistan şimdi gitti Mısır'la bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Türkiye'de Libya ile Libya'da tanıdığı BM'nin de tanıdığı Saraç hükümetiyle bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Herkesin hak iddiası birbiriyle çelişiyor. Şimdi herkes aynı yerler üzerinde aşağı yukarı hak iddia ediyor. Aslında Türkiye'nin burada bir şeysi mesela Türkiye'nin bugün İsrail ile ilişkileri idi, Türkiye İsrail ile bir diplomasi yürütüyor olsaydı. Bu mesele bambaşka bir yerdeydi. Çünkü Türkiye'nin İsrail ile arasında yapıcı ilişkiler olsaydı, yani en azından Türkiye İsrail ile konuşabiliyor olsaydı, bu İsrail'in Filistin politikasına destek versin anlamına gelmiyor Türkiye'nin. Yani böyle uluslararası ilişkiler çok boyutlu. Böyle ya ya, ya herro ya, her ya merro, siyah beyaz. Ben kızdım İsrail'e hadi yallah. Bu iş böyle olmuyor. Yani Türkiye İsrail ile konuşabiliyor olsaydı mesela, İsrail e, Kıbrıs'la, Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la bu münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamamış olacaktı mesela. Çünkü Türkiye daha önemli bir partner aslında İsrail için. İlişkilerimiz iyi olduğu zaman. Bakmayın Avrupa için de öyle. Yani Türkiye to back to lose yani kaybetmek için fazla büyük aslında bak bakarsanız. Onun için biz mesela en azından İsrail'i konuşuyor olsaydık böyle bir so sorun olmayacaktı. Ama biz bölgede kimseyle konuşmuyor. İsrail aramız kötü. Kıbrıs'la aramız, Kıbrıs'ı pardon Mısır'la aramız kötü. Yani herkesle aramız kötü olunca kaç cephede birden kiminle yetişeceğiz? Belli değil. Ya aslında bu kadar yetişmemize gerek yok. Normal bir politika yürütebilseydik biz, yani yine yanlışla yanlış diyelim. ya yani İsrail'i yine Filistin'deki işgalci politikasında yanlış diyebiliriz. Ya herkes böyle yapıyor. Ee, ve daha etkili olabilirdik. Yani eskisi gibi biz İsrail'le konuşabiliyor olsak, bak bu yanlış deyip durdurabil durdurabilirdik en azından İsrail'i. Ee, bir takım noktalarda ama yok İsraille sıfır hiç konuşmuyoruz Mısırla istihbarat örgütleri üzerinden konuşuluyormuş bu da bir acayip yani eskiden bazı rejimleri iş böyle yürütürdü istihbarat örgütleri üzerinden konuşularak Mısırla istihbarat örgütleri üzerinden konuşuyoruz falan ve durduk yere zararlı çıkıyoruz. Yani ha bir askeri harcama yapmak zorunda kalıyoruz. Bunlar maliyet. Tabii ki Türkiye hakkını sonuna kadar savunsun ama oraya gemi yolla orada bilmem ne yap. Yani bunların hepsi maliyet. Bunların hepsi de bizim vergilerimizden gidiyor aslına bakacak olursanız. E, diplomasi kanalları açık olsa biz bu kadar para harcamadan, e, bu kadar gerginlik yaşamadan zaten... Bugünkü noktada olacağız ve haklarımızı savunabileceğiz. Ama bu noktaya gelindi. Neyse, yani umuyorum sular daha fazla ısınmadan e, diplomatik bir çözüm bulunur bu meseleye.